Şimdi belki şunu söylemek gerekir. Yani ben sözlerime şey diye başlamıştım. Yani Sultan Abdülhamit'in işte hilafet siyaseti İttihadı İslam doğrultusunda bu girişimlere çok sıcak bakmadığı bilinir ama demiştim. Belki şimdi bu amanın kalanını getirebiliriz. Şimdi mesela daha önceki kısımlarda bahsetmiş olduğum işte Petahtikva, Taberiye isyanlarının mesela başladığı tarihlere baktığınız zaman bunlar Abdülhamit döneminde denk düşüyor. İkinci Aliye sürecinden bahsettim. Yani artık oradaki kitlesel göç hareketlerinin bir siyasi entite kurma hedefi doğrultusunda gerçekleştiğini söylemiştim. 1904 Abdülhamit dönemindeyiz. Bilu hareketinin gerçekleştiği Ukrayna'dan çıkılan gelinen ilk toplu büyük göç 1881 Abdülhamit döneminde. Şimdi bu ne demek? Aynı zamanda aslında bu dönemde kitlesel göçler de gerçekleşiyor. Orada siyasi dönüşümler de gerçekleşiyor. İsyanla yol açacak kadar büyük çaplı olaylar da gerçekleşiyor demektir. Şimdi ben kendi kitabımın da ilgili kısımlarında şu argümanı ileri sürmüştüm. Burada da aynısını söyleyeceğim. Aslında hem Sultan Abdülhamit döneminde hem de onu izleyen ikinci Meşrutiyet döneminde durum 3 aşağı 5 yukarı aynı. Aynı olan şey nedir? Bir resmi söylem, resmi politik olarak göç yasak, toprak edinimi yasak. Ama pratikteki duruma baktığınız zaman göç de var, toprak edinimi de var. Ve bu anlamda bir anlamda süreklilik dahi olduğunu söyleyebiliriz. 1908 öncesi ve sonrasıyla birlikte bütün bir geç Osmanlı döneminin aslında aynı şey olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bütün bu dönem boyunca şey tartışmaları vardır. Yasa çıkaralım, şeyler yasaklansın, göçler yasaklansın vesaire diye. Ama yani sürekli bu konuşulmuş ama yasa falan çıkmamış. Bir de hani yasaklayacak bir kanun çıkartalım dendiğine göre kitlesel olarak zaten gerçekleşiyor demek. Uygulama şansı var mıydı çıkarsaydı? Yani uygulama şansı çok kolay. Veya çıkarmadıysa neye yorumluyorsunuz bunu hocam? Evet, yani bu yeterince aslında cevabı verilmiş ya da verilebilmiş bir şey değil belki ama yani şunu söyleyebilirim. Şimdi bir taraftan bu göçlerin bir kısmının en azından açık olmayan yollardan, yani gizli yollardan gerçekleştiği diye bir gerçeklik var. Yani bazıları da doğrudan açıktan gerçekleşiyor ama bazıları pek öyle değil. İkincisi işte bu hani toprak transferleri de dediğim gibi oradaki bir takım yerel aktörlerin ya da bölgesel aktörlerin eliyle gerçekleşebilen şeyler. Üçüncü olarak da yani merkezi devletin birazcık etki alanının da dışında kalmış gibi mi görünüyor bilmiyorum ama çok da fazla İstanbul'dan da bu şeylere müdahale edilmemiş ya da edilememiş gibi görünüyor. Ya da şunu da belki eklemek gerekebilir. Şimdi biz bugünden geriye bakıp tabii retrospektif bir anlatı üretiyoruz. Yani o tarihte engellenemedi göçler, toprak edinimleri ve en sonunda İsrail'in kurulmasına kadar gitti diyebiliyoruz ama yani o tarihte kimse bunun bir İsrail'in kurulmasına kadar gideceğini muhtemelen düşünmüyordu. Benim bu bahsettiğim mesela 1911'deki Meclis-i Mebusan'daki tartışmalara baktığınız zaman oradaki işte Şükrü'yle Aseli olsun, Ruhiye'yle Halide olsun, Arap Mebuslar konuştuğunda diğerleri şey yaparken, dinlerken çok ciddiye bile almıyorlar aslında. Yani ne Yahudi Devleti'nden bahsediyorsunuz, ne işte şeyi falan. Bunlar hatta Nesim Mazliye Efendi vardır, İzmir Mebusu Yahudi. O söz alıp diyor ki efendiler siz bu söylediğinizin gerçekleşebileceğine %1 de olsa ihtimal veriyor musunuz gibi şeyler söylüyor. Dolayısıyla çok da fazla gerçekçi bir ihtimal görünmemesiyle de alakalı olabilir. Daha başka sebepleri varsa, alttan alta şeyler varsa bunlar tabii ki tarihçiler tarafından açığa çıkarılması gereken hususlar. Peki bu örgütleri konuşuyorduk. O örgütlerle ilgili mücadele edilen örgütlerle ilgili, şahıslarla ilgili neler biliyoruz? Hocam şu enteresan şöyle bir şey var. Aslında Siyon Katır Birliği isimli bir örgüt var aslında. Kurulan ilk Yahudi örgütlerinden birisi. Hatta Çanakkale Savaşları'nda da İngilizlerin yanında Osmanlı'ya karşı savaşıyorlar. O örgütlerin kurucu, örgütün kurucularından Jabotinsky isimli meşhur bir... aslında bu örgütler de bunların hepsi Rusya'da yapıldı. Yani Adisyonizm Rusya'da aslında ortaya çıktı. Bu örgütlerin ilk temelleri Rusya'da atıldı. Ve o örgütlerin kurucuları Jabotinsky gibi önemli isimlerin de aslında o dönem Rus edebiyatının önemli isimleriyle yakın dostluk ilişkilerine sahip olduğunu görüyoruz. Mesela Maxim Gorki bizim aslında bakıldığımızda ben bunu aslında çok yeni birkaç sene önce öğrendim. Biz Maxim Gorki'yi şöyle biliriz. Hani haktan, emekten, adaletten, işçiden yana hani bir sosyalist bir dünya görüşüne sahip bir yazar. Aslında o dönem Siyonist hareket de o yıllardan bu yana çizdiği o mazlum Yahudi imgesi üzerinden Rusya'da olduğu gibi bazı sosyalist yazarları da o imgeyle çok etkilemeyi başarmışlar yani Maxim Gorki gibi yazarları. Jabotinsky mesela Filistin'de binlerce Filistinli'nin katlinin sorumlularından birisi Jabotinsky. Rahatlıkla Rusya'daki edebiyat çevrelerinde kendisi de bir yazar zaten edebiyatçı. Siyon Katır Birliği'nin kurucusu. Oradaki çevrelere rahatlıkla girip çıkabiliyor.
Rusça yazdığı eserleri, Maxim Gorki bu eserlerin orada gazetelerde, dergilerde yayınlanmasını sağlıyor. Kitap olarak basılmasını sağlıyor. Şunu çok düşünmüştüm. Aslında o mazlum Yahudi imgesi aslında pek çoğuklarını etkileyebilecek bir imge o dönem. Ama şöyle bir orada bir fark var. Bu mazlum Yahudi imgesi her ne zaman artık o çeteler vasıtasıyla Filistinlilerin kanını dökmeye başladığında bile o edindikleri dostlar çok çok büyük oranda onların hala yanlarında durmaya devam ediyorlar. Maxim Gorki bunu yapmış mesela, enteresan olan o. Aslında bu Bolşevik devrimin aktörlerinin, özellikle edebiyatçı aktörlerinin bu Siyonizm meselesinde Filistin'in kuruluşu o dönem, İsrail'in kuruluşunun öncesi dönemde çok incelenmesi gereken, orada da çok fazla aslında enteresan hikayeler olan bir dönem o dönemde yani hocam. Peki. Bir tarihsel sürece geldik hocam. Mesih'i bir tarafa bırakıyorum, istiyorum. Burada İsrail Devleti'nin kuruluş sürecinden önce tabii Holokost meselemiz var. Şimdi biraz önce siz anlattığınızda işte nerelerde çok yoğun Yahudi nüfusu var dediğimde Polonya'dan bahsettiniz, Almanya, Rusya bahsettiniz. Şimdi bu kısma biraz yani seyircinin anlayacağı şekilde girelim. Almanya böyle bir şeye neden ihtiyaç duydu? Ne oldu? Ve gerçekten biraz önce bahsettiğiniz yani o katliamlar 1400'den başladınız. Gelen katliamlar sonrası böyle bir sessizlik var aslında. Bir yurt arayışı var. Bizim bunlara uğramamız için bir devletimiz olması lazım. İbranice'yi bir şekilde milli dil haline getirelim diyen yaklaşım var. Edebiyat örnekleri var. Ne oldu hocam? Yani kısa bir giriş yapabilirim isterseniz. Şöyle ki tabii Birinci ve İkinci Dünya Savaşları burada çok belirleyici. Çünkü Birinci Dünya Savaşı ortaya bir taraftan galip taraflar çıkardı, bir taraftan da mağlup ve intikam isteyen taraflar çıkardı. Bu bir taraftan bazı ideolojileri ve bazı liderleri Avrupa'da iktidara taşıdı. İşte Benito Mussolini gibi, Adolf Hitler gibi. Şimdi burada tabii ki Holokost mevzusunun arka planına bakarken bir taraftan bu nasyonel sosyalist iktidarı ve nasyonel sosyalist ideolojiyi herhalde hesaba katmak gerekiyor. Çünkü nasyonel, yani Adolf Hitler tarafından belki teorisi ortaya konulan işte Kavgam o kitabında da bu anlattığı üzere bir yani iki... Çok özür, görüntü Hagana örgütünün değil mi? Yani o dönem Hagana örgütünün, bunlar Osmanlı'ya karşı terör eylemi gerçekleştiriyorlar. Oradan Hagana sanıyorum 1920'de kuruluyor dolayısıyla Osmanlı'dan sonra. Siyon Katır Birliği'nin devamı olarak, evet, devamı olarak kuruluyor. Öyle anlaşılıyor. Yani bu özür hocam, örgütleri çok şey yapmadık ama sağ olsun editörümüz Bülent bu görüntüleri şey yaptı, gönderdi. Peki bunlar aslında aynı zamanda bu bölgeye de geliyorlar. Yani bir kısmı normalde orada var. Çok az bahsettiğiniz gibi aslında bir Yahudi nüfusu var bölgede. Ama sonrasında İngilizlerle birlikte çok hızlanan bir sürecin kendisi değil mi? Evet, tabii. Onu konuşalım hocam. Özellikle çünkü o eksik... trenlerle Rusya'dan çok taşınıyorlar o dönem Filistin topraklarına. Bu dönem bu çetelerin mensupların pek çoğu, çok büyük, %90'ı belki hocalarım da katılır. Trenlerle Rusya'dan taşınarak getiriliyorlar. Yani şöyle biz şundan anlaşalım diye ifade ediyorum. Bir buradan gelen bir göç var. Tabii. Bir de İsrail Devleti'nin kuruluş ve sonrasındaki bir göç hareketleri var. Yani Irak'tan, oradan, buradan getirilenler var. Doğru mu? Şöyle bir... Evet hocam, şöyle belki bir ekleme yapmak lazım. Şimdi Siyonist tarih yazımı yeni Yişu ve eski Yişu'da mı? Yişu yerleşim demek. Yeni yerleşim ve eski yerleşim. Eski yerleşimden, şimdi yeni yerleşim işte Siyonist işte Rusya'dan ve Avrupa'nın farklı yerlerinden, Yemen'den vesaire gelen Yahudiler. Bir de eski yerleşim var. Eski yerleşimden kastı da hali hazırda o dönem Filistin'de yaşayan dindar Siyonistler, çünkü o dönem 16. yüzyıldan itibaren sürekli bir, yani sürekli demeyeyim ama çok dindar gruplar Osmanlı Filistin'e gidiyorlar. O dönemdekilerini yaşayanları dindar Siyonist olarak mı adlandırıyorsunuz? Dindar Siyonist değil, onlar dindar Yahudiler. Dindar Yahudiler. Hali hazırda orada yaşayanlar dindar Yahudiler ve sayıları çok az ama o dönem ilginçtir. Oraya giden Siyonistleri ve orayı dönüştürmeye çalışan Siyonistleri Osmanlı'ya, yani merkeze şikayet eden, İstanbul'a şikayet telgrafları gönderen Yahudiler var. O cemaatler içerisinde Kudüs'te yaşayıp. Dolayısıyla şimdi oradaki eski yerleşimle, hali hazırda orada yaşayan Yahudilerle sonradan gelen Siyonist Yahudiler arasında bir gerilim var. Bu hani şey.
Çünkü işte bahsettiğimiz gibi hani oranın zaten bir Mesih gelmeden yerleşime açılması, Yahudi yerleşimine açılması, orada bir Yahudi egemenliğinin kurulmasına karşı çıkıyor bu gruplar. Halihazırda orada yaşayan dindar Yahudiler. Yani bugün gördüğümüz gruplar o günün devamı olan gruplar. Hayır hayır. Şimdi ya, orada yaşayan bir küçük bir şey var. Grup var. Küçük bir Yahudi. Yani o anlayış Yahudi aslında bugün de var o anlayış. Var. Devam ediyor. Ama tabii o şeyler karışmış durumda. Yani orada halihazırda o dönem orada yaşayan Yahudilerle sonradan gelen Yahudiler evleniyorlar, karışıyorlar vesaire. Ama o dönem Siyonistlerin Filistin'e göçüne karşı çıkan ve orada işte 16. yüzyıldan beri orada yaşayan, Safed'de yaşayan, Kudüs'te yaşayan, El Halil'de yaşayan Yahudi gruplar var. Dolayısıyla Siyonizm şöyle bir şey yapıyor. Kendini o gruplardan ayrıştırıyor ve onlara diyor ki bakın bunlar işte doğulu Yahudiler. Burada çünkü çok fakirlik çekiyor bu arada. Bu yani yüzyıllardır işte 16. yüzyıldan beri orada yaşayan, daha belki gerisinden beri orada yaşayan o dindar Yahudiler sadece gerçekten dini sebeplerle yani sürekli olarak Talmud'la uğraşıyorlar. İşte Tevrat okuyorlar ve böyle bir ticari girişimleri yok. Dışarıdan gelen oradaki Yahudilerin hani yaşaması için dışarıdan gönderilen sadakalarla yaşıyorlar falan. Ve gelen Siyonistlere karşı çıkıyorlar. Ve şöyle bir şey ortaya çıkıyor bu sefer. Siyonistler orada halihazırda orada yaşayan dindar Yahudilere diyorlar ki ya bakın bunları biz dönüştüreceğiz. Yani çünkü bu şekilde devam edemez. Yani biz sadece Kudüs'te yaşayan dindar Yahudi'yi dönüştürmeyeceğiz. Avrupa'da yaşayan dindar Yahudi'yi de dönüştüreceğiz. Çünkü Yahudilik zaten bir sürgün dini. Ve bizim bu sürgün dinini dönüştürerek Yahudileri Siyonistleştirmemiz lazım gibi bir anlayışı var. Hocam Siyonist. Şöyle bir şey var aslında. Eliezer ben Yahuda'dan bahsettik. Modern İbranice'nin kurucusu. Eliezer ben Yahuda'da Kudüs'e taşındıktan sonra orada da onu çok hoş karşılamayan büyük bir kesim varmış. Yani ben tabii. Siz anlatırken bu geldi. Hatta şöyle bir ilginç bir şey var. Bu ben şeyde yani bizzat üzerinden okudum. Hani bu duyduğum bir şey değil. Evet. Theodor Herzl ilk defa 1900 özür dilerim 3 olması lazım. Yani istemiyorlar Eliezer ben Yahuda'nın orada İbranice'de. Kudüs'e gittiği zaman diyor ki yani nasıl bir şehir diyor. Bizim kesinlikle buralarda işimiz yok. Bizim diyor sahil kesimine yerleşmemiz lazım. Yani hedef. Çünkü Kudüs diyor tozlu, topraklı, çok böyle bağnaz Yahudilerin yaşadığı bir yer. Biz burada yapamayız zaten. Buraya gelmemize gerek de yok. Yani Kudüs'e dair böyle çok olumsuz bir izlenimi var. Hatta ve hatta şunu da ekleyeyim. O dönem hani Siyonizmin seküler bir ideoloji olmasından bahsetti Selim Hocam. O dönemki Siyonistlerden bir grup, Herzl'ın etrafındakiler diyorlar ki biz diğer opsiyonları da değerlendirelim. Uganda opsiyonunu değerlendirebiliriz diyorlar özellikle. Çünkü şöyle bir şey var. Siyonizmin ilk ortaya çıkışı aslında Yahudiliğe karşı bir çıkış. Din olarak Yahudiliğe karşı bir çıkış. Teolojiye karşı bir çıkış. Bizim artık dindar Yahudilerin dindarlığını yok ederek onları sekülerleştirmemiz, siyasallaştırmamız lazım. Ve şöyle bir mantık dönüyor arka tarafta. Biz tekrar onları alıp Kudüs'e yerleştirirsek bunlar tekrardan dindarlaşacaklar. Onlar dini bir afyon olarak görüyor aslında Siyonizm tamamen. Dolayısıyla yani bizim sahil kesimini, en azından sahil kesimini, Uganda'ya olmuyorsa da bizim sahil kesimini kesimine yerleşmemiz lazım. İşte Tel Aviv'in kuruluşu, Yafa'nın hemen yanına Tel Aviv'in kuruluşu mesela gibi. İşte daha içeride kibutsların kuruluşu gibi. Ha tabii ne oluyor? Yani ilginç bir şeydir. Mesela Theodor Herzl şu opsiyonla gidiyor Siyonist Kongre'ye. Arjantin'i de Uganda'yı değerlendirebiliriz. Çünkü Joseph Chamberlain'di galiba, İngiliz Dışişleri Bakanı olabilir mi? Şu an tam şeyini hatırlamıyorum, titrini. Size Arjantin'de, Uganda'da yer verelim şeklinde bir planla. 1903'te gidiyor Theodor Herzl'a. Theodor Herzl bu planı alıyor, Siyonist Kongre'ye götürüyor. Ve Siyonist Kongre'de çok büyük tartışmalar ortaya çıkıyor. Özellikle Rus Yahudileri çok büyük şekilde buna karşı çıkıyorlar. Ve ardından zaten 1904'te Theodor Herzl ölüyor. 1905'te de bu Uganda planı tamamen rafa kalkıyor. Ve 1905'ten itibaren artık biz Siyonizm'de Rus Yahudilerinin o radikal dominasyonunu görmeye başlıyor. Peki Rothschild ailesini bir konuşmamız lazım hocam. Geleceğim size. Çünkü orada bu Kraliçe Victoria'nın mektubu vardı. Geçen hafta Müfit Yüksel sağ olsun bu ekranda. Dekarsın. Evet. Ondan önce bu mektup var. Evet, mektup yolluyordu. Evet, görüntü bir daha alalım mı Bülent sana zahmet? Böyle baronların da çok ciddi anlamda bir desteği söz konusu. Orayı evet. Da bir, şu ekrandaki kimdir hocam? Edmond de Rothschild olabilir, yanlış eğer hatırlamıyorsam. Şimdi, yani şöyle bir şey var. Bunlar nasıl katkı veriyorlar? Yani bunların rolü nedir?
İsrail'in kuruluş sürecinde? Şimdi şöyle. Biz bugünden hani İsrail bu bölgede var. Biz bugünden geriye bakarak hani rolleri çok İsrail'in kuruluşuna pozitif olmuştur. Onda hiç şüphe yok. Ama o dönemki Yahudi zenginlerin, özellikle öyle baronların, Avrupa Yahudi zenginlerinin şöyle bir algısı var. Pogromlar devam ediyor şeyde. Rusya'da, bugünkü yani Rus İmparatorluğu sınırları içerisinde. İşte zaten Avrupa'da çok sıkıntılı bir pozisyonda Yahudiler. Yani antisemitizm yükselişte. Dolayısıyla biz buna, bu Yahudilere nasıl bir çözüm üretebiliriz gibi bir arayış var. Mesela o dönem yine Maurice Hirsch vardır, baron. Büyük bir bankerdir ve Osmanlı Demiryolu'nun demiryollarının inşası ihalesini almıştır ve oradan büyük paralar kazanmıştır. Mesela o diyor ki, ben diyor dünyanın farklı yerlerinde çiftlikler kuracağım ve işte böyle pogromlarda zarar gören Yahudileri alacağım, bu çiftliklere götüreceğim, orada onlar tarım yapmayı öğrenecekler. Bu daha sonra İsrail parası ve üzerine fotoğrafı. Evet. Evet. Daha sonrasında Yahudileri ben çiftçileştireceğim, çiftçi haline getireceğim. Çünkü bu Yahudiler gerçekten hani Avrupa Yahudileri öyle bir algı var. Kitap okumaktan başka bir şey bilmiyorlar. Ben onları bir meslek sahibi yapacağım ve sonrasında işte Filistin'e getireceğim. Osmanlı'nın farklı yerleri. Mesela Manisa'da bir çiftlik kuruyor Maurice Hirsch. İşte Arjantin'de kuruyor. Balkanlar'da kuruyor. Getiriyor yani. Getiriyor. Oralarda bir eğitim şeyine sokuyor onları. Hani, kaç yılından bahsediyoruz hocam? 19. yüzyılın sonundan bahsediyoruz. Ve sonrasında o çiftçilik deneyimi Filistin'de artık kibutsların kuruluşuna katkı veren bir şeye dönüşüyor. Bir devletin temellerini atan, yani o ilk ekonomik temellerini atan, kibutsların ekonomik temellerini atan bir tecrübeye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu şekilde bir aslında insani yardım olarak görülebilen, hani humanitarian bir motivasyonla başlamış gibi görünebilen ama sonradan Siyonizme ciddi katkı sağlayan böyle bir süreç var. Tamam. Bu şöyle bankerlerin bir, ve baronların. Şöyle bir katkıları da var tabii Rothschild'lerin. Yani maddi katkıların yanı sıra toprak satın alma yani evet. Tüm bu süreçlere aracı olmaları, bir de tabii İngiliz hükümeti üzerinde de ciddi bir lobi güçleri var. Ve aslında 1917 yılında İngiliz hükümetinin işte Balfour Deklarasyonu yayınlaması, yani Dışişleri Bakanı James Arthur Balfour'un Yahudiler için Filistin'de bir ulusal yuva kurulması sözünü verilmesinde en fazla etkili olan aktörlerden bir tanesi. Şimdi sevgili Bülent Ferdi hocam, bu geçen hafta bizim programda sevgili Müfit Yüksel'in ilk defa ekranda gösterdiği mektup. Bu Kraliçe Victoria'nın mektubu. Ve burada bu aslında deklarasyon bu mektuptan yazılanlarla alınıp çok az bir ilaveyle ortaya çıkıyor. Ve arasında yanılmıyorsam 20 küsur yıl var ve orada zaten bir toprak vaadi var. Dolayısıyla da aslında şu ana kadar biz bu Balfour Deklarasyonu üzerinden hep bir okuma yapıyorduk. Bu yeni çıktı. Geçen hafta bizim programları bir anı konuşurken sevgili Müfit Yüksel getirdi. Bu mektup bir müzayedeye çıkıyor. Burada Türkiye'den birileri alıyor ve şu an mektup Türkiye'de oldukça önemli bir belge. Buyurun hocam. Evet, yani mektubun içeriğine hakim değilim. Yani deklarasyonda yazan şeyin hemen %80'i buradan alınıyor hocam. Yani olasılık dahilindedir. Şu bakımdan olasılık dahilinde. Bir kere yani en azından hangi tarihli olduğunu bilemiyorum, fakat en azından 1905 senesinden beri İngiliz hükümeti üzerinde ve İngiliz karar alıcı çevreler üzerinde bu önde gelen Yahudi çevrelerin ve Siyonist çevrelerin aslında yoğun şeylerinin olduğunu, etkilerinin olduğunu ve 1905'ten itibaren aslında İngiltere'nin bu Filistin'de Yahudi devleti kurulması meselesine destek vermeyi açıktan aslında ifade edebilir hale geldiğini biliyoruz. Muhtemelen bunun daha fazla evliliyatı da vardır. O da birdenbire ortaya çıkmış da olamaz. Şeye dönecek olursak, Rothschild'ler ve Balfour'a dönecek olursak da zaten 1917 tarihli bu deklarasyon aslında şeye hitap eder, Lord Rothschild'e hitap eder zaten. Yani siz lütfen bu sözlerimi Dünya Siyonist Örgütü'ne bildirin der Dışişleri Bakanı. Ve işte orada da söylenen... Bu aile niye seçiliyor hocam? Efendim? Bu aile niye seçiliyor? Bu aile yani en nüfuzlu ailelerden bir tanesi olması, işte çok güçlü bir ticari imkanlara ve finansman gücüne sahip olması, bir anlamda da aslında orada bir Yahudiler için bir temsiliyet... Bu da Balfour Deklarasyonu. Evet, bu da Balfour Deklarasyonu. Kısacık bir metin aslında. Yani özetle söylediği şey, hani bazı müphemlikler var tabii içinde.
işte majesteleri, hükümeti, Siyonist amaçları sempatiyle yaklaşmaktadır ve yaklaşmaktadır ve Filistin'de bir Yahudiler için ulusal yuva inşasına her türlü desteği verecektir. Ama işte diğer ülkelerdeki Yahudilerin siyasi haklarına bir zarar gelmeyecektir ve Filistin'deki Yahudi olmayan toplulukların da işte kültürel haklarına, dinsel haklarına bir zarar gelmeyecektir gibi bir şey. Yani bu ifadeler zaten kendi içine müphemlik barındırıyor. Bir de kastedilen devlet mi değil mi bu açık değil. Uzun süre bu tartışılmış, aslında başka bir şey diyor diyenler falan da var. Filistinler kendileri de bunu pek anlayamıyorlar zaten. Yani burada aslında bir başka bir devlet kurmaya geliyorlar düşüncesi ve algısı çok daha geç tarihlerde oluşacak. Bu şekilde 1917'de resmi politikası haline geliyor İngiltere'nin. Bir dipnot şeyde bu deklarasyonu yayınlayan ve adını veren Arthur James Balfour da burada antisemitik bir adamdır aslında. Yani Yahudi karşıtıdır. Paradoks mu bu? Değil. Çünkü Avrupa'da yani Filistin'de bir Yahudiler için ulusal yuva açılması demek Yahudilerin Avrupa'dan gitmesi demek aynı zamanda. Hocam bir de Kudüs İbrani Üniversitesi'nin temelleri de bu Balfour Deklarasyonu'ndan bir yıl sonra 9-10 ay sonra hatta sanırım Kudüs İbrani Üniversitesi'nde temellerini atıyorlar. Orada da Rothschild ailesinin bir Bir desteği var. Chaim Weizmann o zaman hatta İsrail'in ilk cumhurbaşkanı. Çünkü yani bir deklarasyondan 9-10 ay sonra hemen bir üniversitenin temelleri de atılıyordu. Peki Kudüs'te. Hocam şimdi Avrupa'dan gönderilmeleri isteniyor aslında. Hocam, bir arka plan. Çok kısaca yani çok güzel bir noktada olduğu için yani bizim Ankara İlahiyat'tan bizim Yasin Meral Hoca'nın kitabından birkaç istatistik aldım. Sizinle paylaşmak isterim müsaadeniz olursa. Mesela 1882 Holokost mevzusuna devam edeceğim buradan. 1882-1902 yılları arasında 35 bin civarında Yahudinin göç ettiği söyleniyor. 1882 1882'den 1902'ye kadar 35 bin civarında. 1904'ten 1914'e kadar 40 bin deniyor. 1924-1929 döneminde 82 bin. 1929-1939 arasında 250 bin. Tabii İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arifesi, öyle söyleyelim. Tabii 1929 yılında işte bahsettiği gibi, değerli hocamın da bahsettiği gibi 6. Siyonist Kongresi önemli. 1930'da Yahudi göçünde daha büyük bir artış oluyor. Bir istatistiğe göre 1933'te nüfusun %18'ini fakat 36'sında 1936'da 27'sini oluşturuyorlar. %27'sini. Tabii ki Holokost, özellikle Holokost sonrasında tabii ki çok daha büyük bir ivme. Holokost'a geçelim hocam. Böyle ham bilgilerle, hap bilgilerle pardon, böyle gecenin bu saatinde. Evet. Niye oldu hocam? Şimdi 1933 yılında Almanya'da Adolf Hitler iktidara geliyor. Nasyonel sosyalistler. Almanlar çok ağır bir buhran geçirmişler. Versay gibi bir anlaşma imzalamışlar. Onun üzerine ya psikolojik olarak ve ekonomik olarak tamamen çökkün durumdalar. Zaten 1929'da ekonomik buhran patlak vermiş. Almanlar perişan haldeler. Adolf Hitler tabii ki kendisince bir takım icraatlarla yani 1933'teki iktidarından sonra aslında yavaş yavaş Yahudilerin yaşam alanlarını daraltmaya başlıyor. Savaşın başlamasından sonra 1939'da 1 Eylül 1939'da Almanlar Polonya'ya saldırınca sizler de biliyorsunuz İngiltere ve Fransa Almanya savaşı ilan ediyorlar. Fakat Almanlar kısa sürede geniş coğrafyaları ele geçiriyorlar. İşte bu Blitzkrieg dedikleri. 6 haftada Fransa çöküyor. Norveç'i zaten ele geçiriyorlar. Hollanda gibi, Belçika gibi küçük ülkeleri ele geçiriyorlar. Doğuda Polonya'yı ele geçiriyorlar. Ve artık bir büyük bir 3. Reich dedikleri imparatorluk. Ne oluyor? Birdenbire değil aslında bir taraftan yükselen bir trend. Yani Yahudi karşıtlığı zaten Almanya'da Hitler'in iktidarından itibaren yükselen bir olgu. Bu bir hükümet politikasıyla mı yükseliyor yoksa halkın içine var mı? Hocam hükümet politikası zaten şöyle söyleyeyim. Özellikle müfredat çok önemli. Yani iki savaş arası döneme baktığımız zaman özellikle müfredatta Yahudi karşıtlığı, yani Alman çocuklar özellikle Yahudi karşıtı olarak yetiştiriliyorlar. Ya bu çok enteresan. Mesela antropolojik tanımlar bile var. Yani bir Yahudi'yi nasıl tanımlarsınız? Nasıl tanırsınız? İşte burnu şöyle olur, şurası şöyle olur. Buna ekonomik gerekçeyle mi size göre ihtiyaç duyuyor? Hocam soruyor. İkisi de var. İkisi de mi? Neden? Çünkü Hitler'in yani Kavgam kitabını okuduğunuzda mesela 1. Dünya Savaşı'nı niçin kaybettik biz sorusunun cevabını bir ölçüde Yahudilere bağlar.
İki, neden ekonomik olarak bu haldeyiz sorusunun cevabını, yani kötü durumdaydık sorusunun cevabını bir ölçüde Yahudilere bağlar. Ve iktidara gelmesinden itibaren Yahudilerin yaşam alanlarını yavaş yavaş daraltır. Nitekim savaşın başlamasından sonra biz Almanların ele geçirdikleri, işgal ettikleri coğrafyalarda şunu görüyoruz. Her şeyden önce bir biliyorsunuz kollarına şey takılması, CEO yıldızı takılması olayı var. Yani Yahudileri bir kere her şeyden önce toplumun içerisinde spesifik olarak belirliyor. Ayırıyorlar. Tabii ayırmak. Yaşam alanlarını yavaş yavaş daraltmak ve özellikle gettolar oluşturmak. Bakın daha toplama kamplarında değiliz, gettolar. Özellikle işte Polonya'daki değil mi, Varşova'daki o getto, meşhur getto. Bu Schindler'in filmi, evet, Schindler'in Schindler listesi falan, Piyanist evet, falan o filmlere evet, de konu olan o meşhur getto. Ne demek getto? Yani 100 bin insanın yaşayacağı yere 1 milyon insanı doldurmak gibi. Yani böyle hani hap gibi dediğimiz için o şekilde evet, ifade ediyor evet, yani. Yani yaşamanın çok zor olduğu şeyler. Gecenin ikisine çok teknik bir ilgi etmez. Bir sonraki aşamada tabii 1900 biliyorsunuz 1941-42 artık savaşın biraz daha kaderinin değiştiği dönemler. Yani Almanlar özellikle Rusya'daki ve İngiltere'deki bu hava savaşlarında istediklerini alamayınca bir taraftan da o Barbarossa harekatı istedikleri şekilde sonuçlanmayınca Rusya'da artık Almanlar açısından işin rengi biraz değişmeye başlıyor. Ve ondan sonra biraz da tabii burada Heinrich Himmler adı ön plana çıkacak. Nazi Almanya'sının 2 numaralı ismi. Heinrich Himmler'in de yani bizim anladığımız, okuduklarımızdan anladığımız kadarıyla ortaya koyduğu bir program nedir bu? Nihai çözüm. Nihai çözüm ne oluyor? Yahudilerin ortadan kaldırılması. Yani tabir caizse bir soykırım, genocide. Orada bir soru çok sorulur. Ben de size izninizle onu sorayım. Tabii. Mesela normalde zaten tam 45'e gelmişiz. Zaten Filistin'e bir nüfus var, gönderiliyor Avrupa'da. Almanya'da bu niye gönderilmedi de niye bu uygulandı sorusu çok soruluyor. Yani normalde bıraksa zaten gidecekler tarzı bir şey söyleniyor. Zaten Avrupa istemiyor. Ve zaten Filistin'de Yahudi nüfusu orada bir ülke inşa etmek için dünyanın farklı yerlerinden gelmiş. Tam burada Almanya bunu uygulamayıp bu ikinci kısmı niye uyguluyor sorusu. Birincisi Almanların o zamanlar böyle bir şey organize edecek gücü yok. İkincisi serbest bıraksa savaş koşullarında Yahudilerin organize edip de böyle bir şey yapacak şeyleri yok. Yani Dünya Siyonist Kongresi'nin böyle bir şey yok yani. Hayır sonrasındaki şey. Buyurun hocam katkınız varsa. Buyurun. Çok kısaca ben bir şey var aslında bir geçiş anlaşması diye bir şeye varıyorlar yani Siyonistlerle Naziler. Ama sonradan bunun teknik kapasitesi, bunun uygulanması vesaire Hitler tarafından çok mümkün görünmüyor. Yani Siyonistlerle Naziler aslında masaya oturuyorlar. Ama yani nihai çözüm süreci değil değil mi? Daha nihai, öncesi yani. Tabii yani katlediyoruz öncesi. Artık tabii. Bu işi katlederek hani işte fırınlar falan o şeye gelmeden, toplama ölüm kamplarına gelmeden öncesinde Siyonistlerle Hitler masaya oturuyorlar. Yani Yahudiler de aslında başlarına ne geleceklerini az çok biliyorlar Almanya'da. %100 değilse de tahmin edebiliyorlar az çok bazı. Yani orada, anlaşma üzerine söylüyorum. Şöyle hayır bu zaten şey başladıktan sonra ya 1933'te Hitler şeye gelmiş, başa gelmiş. Ve artık şunu diyor ben net bir şekilde artık Yahudileri istemiyorum ki oraya bir parantez açmak lazım. Şimdi biz genellikle Holokost'u hep Yahudiler üzerinden düşünüyoruz. Ama şimdi Hitler geldiği zaman Romenleri de katlediyor. İşte Katolikleri katlediyor, eşcinselleri katlediyor, Yahudileri katlediyor. Yani pek çok toplumsal grubu. Hani bu bir aslında etnik bir temiz, yani ırksal bir saflaşma, bir purifikasyon arayışı var. Ve bunu da nerede yapıyor? Diyor ki burası diyor yani işte Anschluss süreci Avusturya'yı inşa ediyor. Tamamen o Orta Avrupa'yı ele geçiriyor ve diyor ki burası Alman halkının, en etnik anlamda Alman halkının ana vatanıdır. Burası kalbgahıdır ve burada diyor herhangi bir heterojenliğe biz müsaade edemeyiz diyerek Ari ırkı evet kesinlikle. Ari ırkı oluşturmak adına orada çok büyük bir katliama girişiyor. Dolayısıyla bunu sadece Yahudiler tabii ki Yahudiler bir 6 milyon yani evet. Çoğunluğu oluşturuyorlar ama sayı olarak hani salt Yahudilere değil. Yani bu Romenler var işin içerisinde diğer şeyler var ki yani 33'te yanlış hatırlamıyorsam bir şey var, anlaşma arayışı var. Siyonistler, Filistin'deki Siyonist örgüt şeyle iletişime geçiyor. Nazilerle oturuyorlar, bunu biz nasıl oradaki popülasyonu buraya alabiliriz diye. Ama bu çok mümkün olmuyor. Teknik altyapısı yok. Ve bir burada şey daha belirtmek lazım belki. Almanya'da kalan Yahudiler, artık en son toplama kamplarına, ölüm kamplarına gönderilen Yahudiler aslında hep şöyle düşünen Yahudiler, ya Nazilerin bizimle ne işi var? Çünkü biz zaten Almanız. Biz o kadar Yahudi değiliz ki.
Ya çok dindar Yahudiler var, Siyonist değiller, dindarlar ve orada artık kalıyorlar şeyde, o bölgede, Polonya'da özellikle. Bir kısmı da diyor ki, ya biz her şeyimizle Alman olduk zaten. Bizim yani bizim... Ama şunu bilmiyorlar yani, Naziler işte bayağı soy ağaçlarını sürerek, geriye giderek en ufak bir Yahudi kanı bırakmayacak şekilde bir şeye girişiyorlar. Katliama, bir soykırıma girişiyorlar. Dolayısıyla yani bu insanların, hadi bakalım biz o zaman öyle mi, biz gidelim bari diyebilecek sosyolojide, o zihniyette insanlar o zihinde değiller. Dolayısıyla asimilasyon arayan Yahudiler aslında, yani Alman toplumuna asimile olduğunu düşünen Yahudiler ciddi ölçüde kurban oluyor ve Siyonistler sonradan dönüp Amerikan Yahudileri olsun, diğer dünya üzerinde İsrail'e göç etmeyen Yahudilere dönüp diyorlar ki, bakın asimilasyona inananların sonu ne oldu? Bir an önce buraya gelin hemen. Gibi bir şeye de girişiyorlar. Bu propaganda yani olarak kullanılıyor. İşte evet, o Holokost endüstrisi. Filkenstein şey olarak. Sözünüzü unutmayın da bu soykırım endüstrisi biraz açalım mı? Yani nasıl kullanılıyor? Şimdi yani Finkelstein'in şeyinde kavram şey yapılmasında, yani kitabında bu özellikle işte Hollywood yapımları üzerinden ve ya genel olarak Hollywood yapımları ve diğer kültürel üretim üzerinden Holokost'un metalaştırılması meselesi. Yani şunu söylüyor iki kelimeyle, siz diyor özellikle şeye dönerek, Siyonistlere dönerek, siz diyor Holokost'ta hayatlarını kaybeden insanların ölümlerini aldınız ve bunu İsrail'in propaganda malzemesi haline getirdiniz. Bu insanların arasında diyor çok ciddi anlamda sizin Siyonist projenize karşı çıkanlar vardı. Sırf o sebeple İsrail'e göç etmeyenler vardı. Ve siz bu insanların bu şeyini, bu ideolojik duruşlarını göz ardı ederek, neredeyse o şeyi çalarak, bu trajediyi çalarak, siz diyor Siyonist projenize bunu şey yaptınız, endişe haline getirerek, Hollywood yapımlarıyla vesaire, özellikle Steven Spielberg'e çok Yahudileri şeyleri yani, var. Evet. Steven Spielberg gibi işte, evet, bu piyanist, evet, işte Schindler'in listesi gibi. Roman Polanski'yim. Tabii. Yani çok ciddi tepkisi var ve siz diyor bunu Siyonist projenin bir parçası haline getirdiniz. Bu böyle bir şey değildi diyor ki, mesela çok meşhur bir şeyi vardır, videosu vardır. Finkelstein'in yani İsrail'li bir kıza, evet, işte evet, bir konferans yani, sırasında. Bir konferans sırasında. Yani o şeyi çok iyi özetliyor, evet, yani. Evet, evet. Peki hocam, kaldığımız yerden devam edelim ama şu sorunun cevabını da arada alayım. Almanya'nın bugün özellikle İsrail'in yaptığı katliamlar karşısındaki tavrı meselesi. Peki. Evet, bugünkü onu da yani sorunun şeyinde alalım. Çünkü. Sonra ne oluyor? En son işte yani orada kaldığım yer şuydu. Nihai çözüm meselesi. Tabii evet. Nihai çözümde bir Ziklon B gazı devreye giriyor. Yani artık topluca öldürme. Hani tamamen imha yani, işin tabiri caizse. Öyle anlaşılıyor. Ve pek çok toplama kampında Naziler, işin doğrusu, Yahudileri tamamen ortadan kaldırma yönünde bir faaliyete başlıyorlar. Ve bu süreç 1945'te Almanların teslim olmasına kadar devam ediyor. Tabii burada meselenin... Ara bir soru. Burada buna itiraz eden devletler yok mu? Şimdi aslında oraya şey yapacağım. Şimdi burada aslında çok bilinmeyen bir şey var. Şimdi biz bir kere şunu bilmiyoruz. Bir kere her şeyden önce. Yani en azından tartışılıyor yani, onu söyleyeyim. Bir, bu Holokost süreci devam ederken Almanların yani haberi yok muydu, var mıydı? Mesela bu bir. Alman toplumunu kastediyor. Alman toplumu. İki. Şimdi... Nasıl haber olmayacak? Komşusu alınıp götürülüyor yani. Tabii. Yani... Götürülüyor ama nereye götürülüyor yani? Hı-hı. Hani. Şimdi mesela ben geçen sene şeye gitmiştim. Fellowship olarak Almanya'da Frankfurt'ta Goethe Üniversitesi'ne gitmiştim. Orada şimdi Almanya'da yeni bir uygulama var. Ne kadar yeni olduğunu bilmiyorum ama en azından bir uygulama var, öyle söyleyeyim. Yerde böyle küçük küçük kare şeyler var. Hocam belki giden varsa biliyordur. Bunun anlamı neymiş? O şeyin olduğu yerde, o yani küçük, tam üzerindeki şeyi hatırlayamıyorum ama, onun olduğu yerde Naziler gelip bir Yahudi aileyi alıp götürmüşler. Ve hani meşhur bir hareketten bahsediliyor Almanya'da, şu hareket yani. Hani bilmiyorum ama şu yani, bunlar Yahudi anlamında. Yani ne kadar biliyorlar, ne kadar bilmiyorlar. Tabii ki ben bunu herkese genelleyerek bir yargıda bulunamam. Birinci ama orası. Anlaşıldığı kadarıyla yani bir şeyler oldu, apaçık oldu ortada. İkincisi, acaba batılı devletler yani tırnak içinde müttefikler bunu biliyor muydu? Şimdi yani Almanların işgali altındaki bölgelerden ne derece istihbarat gidiyordu mesela Amerikalılara ya da işte diğer şeylere?
Ve tabii ki biliyorsunuz bunlar 1944'e kadar bir cephe açmayı açmadılar yani. 1944'deki Normandiya çıkartmasına kadar. Tamam İtalya üzerinden bir şeyleri var ama yani Almanya'nın işini... Ya biraz burada tabii ki herkesin kabul ettiği ya da genel itibariyle kabul edilen şey... Ya bir tarafta Rusya var, işte doğuda yani Sovyetler Birliği var, Stalin Sovyetleri, bir tarafta Hitler Almanya'sı var. Bırakınız bunlar birbirlerini sonuna kadar tüketsinler yani oraya kadar bekledikleri yönünde. Tabii o arada istihbaratlarında biri varsa... acaba artık yapacak bir şey yok mu dediler. Bakın burası ayrı bir soru işareti. Üçüncüsü, mesela şimdi biz, üçüncü bir dinamik yani. Şimdi Lord Balfour deklarasyonundan bahsettik, işte yani Hristiyan dünyadan bahsediyoruz yani. Peki Vatikan'ın tavrı ne? Ya Vatikan yani şimdi ne dedi yani? Kudüs Hristiyanlar için de çok kutsal bir şehir. Hazreti İsa'nın yaşadığı, Hazreti İsa'nın... Hüsnü'nün mabedi. Bravo. Şimdi Vatikan'ın da mesela ilk planda bir muhalefetinin olduğu söyleniyor Kudüs'ün verilmesine. Artı mesela çok enteresandır, Amen diye bir film var. Filmin konusu çok enteresan olduğu için burada paylaşıyorum. Filmin konusu şu, bazı Alman subaylar, Alman ordusunun Yahudilere soykırım yaptığını görüyorlar. İçlerinde muhalif bazıları Papa'yı devreye sokarak dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Fakat Papa kulağın üstüne yatıyor. Filmin konusu bu. Şimdi burası da meselenin yine bir başka boyutu oluyor. Tabii en nihayetinde nihai çözüm, bugünkü rakamlar da biraz tartışmalı olsa da, en büyüğü Varşova'daki şeydeki Auschwitz olmak üzere, Polonya'daki Auschwitz olmak üzere ki 1 ila 1.1 milyon insanın, ki çok çok büyük bir kısmı Yahudi olmak kaydıyla orada öldürüldüğü. Fakat Avrupa'daki pek çok başka toplama kampında da 1945'e kadar pek çok Yahudinin öldürüldüğü şeklinde Holokost'un tanımı. Peki Almanya'nın tavrını bunun üzerinden okursanız nasıl yorumlarsınız? Benim bir arkadaşım şöyle söylemişti. Post doktor için Amerika'da mesela çok Alman arkadaşım olmuştu o dönemde gittiğimde. Ben aslında işin doğrusu, işin tabii ki hani hassasiyetini biliyorum ama Zafer demişti, yani Almanlar kendileri bu konuyu açmıyorsa açma. Yani böyle bir şeyleri var. Belki hocam Stanford Üniversitesi'nde, yani beni bilmiyorum katılır mı katılmaz mı ama o bir şey yani, kanayan bir yara. Bir şey ben yakın zamanda gittim hocam, gösteri yaptığınızda bir dernek mensubu gösteriye katıldı. Anayasa Koruma Kurulu devreye giriyor ve derneğin kapatılmasına kadar bir süreç var. Şimdi legal bir şey var hocam. İşte bir hocamın bahsettiği gibi yani artık hani bu olay Alman eğitim sisteminin içerisinde çok büyük bir artık tabuya dönüşmüş durumda Almanya'da Holokost meselesi. Çünkü şuradan biliyorum. Birinde İstanbul'da Tel Avivli bir arkadaş. Ben, iki tane de Alman arkadaşımız bir konferans vesilesiyle böyle oturduk, kahve içiyoruz falan. Bir fıkra hani olur ya, arkadaşlar oturunca başlarlar fıkra anlatmaya. Şimdi bir tane Tel Avivli, Yahudi çocuk yani.